Para akışının kesildiği bir dönemde Fed'in değil Türkiye'nin çıkış stratejisi önemli olacak dedi. Taner Özarslan, biz de bu güzel cümleyi efendim manşetimize koyduk. ALB Menkul Değerlere gidelim. Enver Erkan olacak karşımızda. Enver, iyi geceler. İyi geceler Barış. Dolar TL'ye bakalım istersen. FED tutanakları sonrası 2.18.50'ye kadar ulaşan bir dolar TL cephesi var. Ne diyeceksin bu baskıya? Evet Barış, FED tutanaklarından gelen sonuçlar biraz açıkçası gelişmekte olan ülke piyasalarının tadını kaçıracak durumda. Gün içerisinde tutanaklar öncesinde dolar lehine hareketler oluşmuştu zaten. Tutanaklar öncesinde önceki gün açıklanan TÜFE verilerinin de etkileriyle Amerika tarafına dair iyimserlik dolarda değerlenmenin artmasına yol açmıştı. Aynı zamanda gün içerisinde Fitch'in bazı uyarıları olmuştu. Özellikle faizlerdeki keskin değişimlerin Türk lirası üzerindeki dalgalanmaları arttırabileceğini yönelik uyarılar. Bunlar da biraz dolar TL paritesinde açıkçası yukarı hareketlerin etkili olmasını sağlamıştı. FED tarafına baktığımız zaman özellikle son toplantı açıklamalarında açıkçası piyasaları çok rahatsız edecek bir şey çıkmamıştı. Ancak bir kez daha tutanaklarla toplantı açıklamalarının birbirinden ayrıştığını gördük. Burada özellikle FED üyelerinin istihdama referans göstererek daha erken bir faiz artışı olabileceği açıklamaları aslında piyasaların aradığı anahtar sözcüklerdi ve bunlar da dolarda sert bir değerlenmeye yol açtı. Dolar TL paritesine bakıyoruz. 2.17.55 kırılmasını gerçekleştirdi. 2.18.30 seviyesini de şu anda yukarı kırılmış olduğunu görüyoruz ve yukarı yönde eğilim devam ediyor. Bu seviyelerde kalmaya devam ettiği sürece yukarıda ilk direnç noktası 2.19.20 olarak Dolar TL'de izlenebilir. Görünen o ki şu anda gelişmekte olan ülke piyasalarını açıkçası biraz keyfini kaçıracak bir durum söz konusu ve Türk lirası tarafından baktığımızda da yukarı yönde eğilimin arttığını, yukarı risklerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Peki Enver, dolar TL'yi yormadık, bir de euro dolara bakalım. 1.33.60 seviyelerinde de euro dolar var. Euro dolarda da yine aşağı yönlü bir hareket var. Dolar güçlenirken euro dolar paritesi de düşüyor. Ne dersin? Tabii euro dolar paritesi zaten 1.33.25 kırılmasını gerçekleştirdikten sonra aşağı yönlü eğilimini arttırmıştı. Bugün de baktığımızda hem gün içerisinde dolardaki değerlenme, ki dolar endeksi 82 seviyesinin üzerine yükselmişti. Aynı zamanda Almanya'dan gelen üretici enflasyonu rakamları da biraz euro dolar paritesinde aşağı yönlü hareketin gelmesini, 1.32.70 desteğinin test edilmesini sağlamıştı. Tutanaklarla beraber yeni bir kırılma yaşamaya çalışıyor euro dolar paritesi. Euro'daki mevcut zayıf seyir devam ediyor. Aynı zamanda piyasalar şu anda dolar pozitif durumda. Tutanaklar gösteriyor ki euro dolar paritesinde aşağı yönlü eğilim devam edebilir. Fakat euro dolarda biraz daha aşağılara gidildikçe aşağı yönlü hareketin sınırlandığını görüyoruz. Bu bakımdan biraz yeni pozisyon açmak isteyenler için riskli bir durum ortaya çıkabilir. Fakat yukarı yönlü gelebilecek tepkime hareketlerinde euro dolar paritesi için satış fırsatı olarak kullanılabilir diye düşünüyoruz. Mevcut zayıf seyir devam ediyor ve aynı zamanda Cuma günü Jackson Hole'da olacak Yellen ve Draghi konuşmaları da biraz daha önem kazanmış durumda şu an itibariyle. Enver, bir de dolar, euro dolar dedikten sonra altın diyelim. 1290 altının onsu. O cepheyi nasıl yorumlarsınız? Orada önemli seviyeler var mı? Evet, altın gün içerisinde bir bant hareketi yapmıştı aslında. Üst bant 1298, alt bant 1292 olmak üzere. Şimdi tutanaklarla beraber hareketler dolar lehine oluşunca altında tekrardan bir aşağı yönlü kırılma yaşanmaya çalışılıyor. Burada da 1292 kırılmasıyla beraber 1287 ara desteğine doğru bir fiyatlama gördük. Hafif tepki alımları gelmiş olsa da 1292 seviyesi altında kalındığı sürece altında aşağı yönlü eğilimin devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu durumda da 1287-1283 destekleri peki, altın için izlenebilir durumda görünüyor. Enver, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. ALB Menkul Değerlere kolay gelsin diyelim. Yorumları aldık. Taner Özarslan, Gedik Yatırım'ın Genel Müdür Yardımcısı stüdyomuzda efendim. Taner Özarslan'a şu Türk ETF'ini soracağım. Amerika'da işlem gören Türk hisse senedi fonu diyebiliriz. Amerikan borsaları yukarı giderken bizim işte hep gelişme